kardeşlerim, Amir sahibin de ilan ettiği gibi ben iki gündür hastayım. Ateşim var. Onun için ben fazlada konuşamayacağım fakat mümkün olduğu kadar ben bunu size anlatmaya çalışacağım. Size ricam şu, lütfen dua edin. Allah-u Teala bana ve bütün dünyadaki bütün mürebbilere Allah-u Teala sağlık versin ve onlar en iyi şekilde din hizmetlerini tamam edebilsinler. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bildiğiniz gibi ya duyduğunuz gibi benim konuşmamın konu evlat terbiyesi, nasıl olmalı ve onun örnekleri. Hazreti Resulullah ve Hazreti Mesih'in Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bazı örnekler sizin önünüze serecek. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bu konuya değinmiştir. Mesela demin okuduğum bu ayet-i kerime Tahrim Suresi'nden alınmıştır. Allah-u Teala diyor ki, ey iman edenler, hem kendilerinizi hem de ev ahalilerinizi ateş, cehennem ateşinden koruyunuz. Yani bu, burada bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz yalnız bizim değil. Tabii ki biz kendimizi koruyacağız. Fakat Allah-u Teala diyor ki, yalnız kendiniz değil, kendinizi değil, evdeki kim varsa onların hepsini... Yani orada insanın eşi olur, çocuklar olur. Onları da cehennem ateşinden korumaya çalışın. Bu da tabii ki terbiyeyle olur. Hazreti Resulullah'ın çok meşhur bir hadisi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Küllü mevlidün yuladu alel fitrate." Her doğan çocuk sahih fitret üzerinde doğar. Fa abavahu yuhvidanehi o yunassiranehi o yumaccesanehi. Daha sonra onun babaları, ataları onu eğer kendileri Yahudi iseler çocuklarını da Yahudi yaparlar terbiye vererek. Kendileri Mecusi iseler çocuklarını da Mecusi yaparlar. Ve Hristiyan iseler çocuklarını da Hristiyanlaştırırlar. Bu terbiye meselesidir. Çünkü onlar örnek oluyorlar çocuklarına ve çocuk en yakın olan babasıdır, ona bağlıdır ya annesidir, onlara bakacaktır. Annesi ve babası nasıl davranıyorlarsa çocuklar da aynı şekilde davranacaklar ve onları rengiyle, renkleriyle renkleneceklerdir. Doğan çocuk aynıdır. Yani tabii fıtrat-ı sahih üzerinde doğar. Ne o Mecusidir, ne Müslümandır, ne Yahudidir, ne kim de hatta Müslüman diyebiliriz. Çünkü İslam tabiat dinidir. Fakat diğer dinler daha sonra onların ataları, onların büyükleri kendilerini öyle terbiye ederek değişik şekillere dönüştürürler. Burada Resulullah'ın beyan ettiği gibi terbiye çok önemlidir. Ve terbiye için önce kendimizin bir örnek olmamız lazım. Ve biz örnek isek çocuklarımız tabii bizi göreceklerdir. Şimdi bazı evlerde mesela anne babalar teheccüd namazına kalkıyorlar. Dua ediyorlar, ağlıyorlar. Çocuk uyuyor. Fakat mutlaka bu ses onun kulağına da gidiyordu. Ve mümkün değil onun etkilenmemesi. Mutlaka etkilenecektir. Çünkü görüyor ki ben hayatımda gördüm. Benim babam gece ben uyur iken, yatakta iken babam ve annem ayağa kalkarlardı ve teheccüd namazını eda ederlerdi ve çok dua ederlerdi benim için. Ve bu aşk onun kalbinin içine girer. Ve o da büyüyünce tabii ki mutlaka haliyle babasının ya da annesinin rengine girmeye çalışacak ve onlar gibi olmaya çalışacaktır.
radiyallahu anh beyan ediyor. Yuhaddesu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kâra ekremu evladakum ve ahsenu edabahum. Bu Sunan İbn-i Mace'den alınmıştır bu hadis. Hazreti Enes bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, çocuklarınıza saygı gösterin ve onlara en iyi şekilde terbiye verin. Şimdi ben görüyorum bazı milletlerin alışkanlıkları olur, değişik kavimlerin değişik adetleri olur. Pakistan'da Ahmediler değil, fakat gayri Ahmedilerde ben çok gördüm. Küçük bir şeyden dolayı çocuklara doğmaya başlıyorlar, küfür ediyorlar ve onu küçük zannettikleri gibi küçük sayıyorlar. Ona hiç saygı göstermek bir yana, her gün kaç defa yerle bir ediyorlar, onun bütün izzetini, onun izzeti nefsini yok ediyorlar. Bu Hazreti Resulullah'ın bu buyruğuna aykırıdır. Eğer çocuğuna sen terbiye vermezsen, o da büyüyecek, başkalarına da terbiye göstermeyecek ve onlara karşı edepli olmayacaktır. Onun için Resulullah buyurmuştur, ekremu evladakum. Çocuklarınıza saygı gösterin. Onlara izzet ile, onur ile onlarla karşı davranın. Ve onlara iyi terbiye vermeye çalışın. Sonra bir hadis var. An Ebi Hureyre'te kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâsü davâtin yustecâbu lehunna la şekke fîhinna davatul mazlûme ve davatul musâfere ve davatul vâlede li veledihi. Hazret Ebu Hureyre radıyallahu anh'u rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, üç dualar öyle dualardır ki daima kabul olur. Hiçbir zaman red olmaz. Allah-u Teala onları hiçbir zaman reddetmez. Bu üç dua hangileridir? Davatul mazlume. Mazlumun, zulme uğramış olan birisinin içtenlikle Allah'a yalvarması asla Allah katından reddedilmez. Allah-u Teala onu mutlaka kabul eder. Onun için kimseye zulüm etmeyelim. Çünkü mazlumun duası Allah katında makbuldur. Yolcu, insan yolundan çıkmış, yolda bir sürü yeni yerler var, bilmediği yollar var. İnsan zorluk içinde kalır, ne yapacağını şaşırır. Orada ettiği dua tam içtenlikle kalbinden çıkar. Onun için Resulullah buyurdu ki, onun duasını da Allah-u Teala kabul buyurur. Ve hiçbir zaman reddetmez. Ve en önemlisi davatul valide le veledehi. Babanın kendi evladı için ettiği dua hiçbir zaman Allah katında reddedilmez. Daima kabul edilir. Şimdi bazı kimseler şikayet ederler. Efendim ben çok uğraştım. Çocuğuma terbiye vermeye çalıştım ama bir türlü benim sözümü dinlemedi ve istediğin gibi olmadı. Hayır. Sen dua etmeye devam et. Hazreti Muhammed Resulullah Allah'ın Habibi bize söylemiştir. Baban duası evladı hakkında mutlaka kabul olur. Bugün değil yarın, yarın değil öbür gün. Biraz uzayabilir. Fakat Hazreti Resulullah'ın sözü haktır. Mutlaka bir gün gelecek ki dualarının meyvelerini göreceksin. Senin çocuğun ne kadar yoldan sapmış olursa olsun mutlaka geri gelecektir. Dua neticesinde. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam bir gün konuşuyordu. Melfuzat 2. ciltte bu hadise var. Ben son kısmını alıyorum. Diyor ki benim adetimdir, alışkanlığımdır. Benim bu durumum böyledir. Ben her ne zaman dua edersem mutlaka kendi çocuklarım hakkında mutlaka dua ederim. Ve bir tek namaz yok ki ben bu namazda kendi çocuklarım için dua etmiş olmayayım. Ve Allah-u Teala onun meyvelerini de gösterdi. Bakın Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh küçükken hastaydı. Doğru dürüst okuyamıyordu. Bir gün hocalardan birisi
ders çalışmıyor. To İngilizce bir kelime T-W-O. Yaz bakayım dedi. O da T-O-W diye yazdı. Onu yazmasını da bilmiyordum. Şikayet etti hoca. Mesih Mesih Aleyhisselam gülümsedi dedi ki boş ver. Biz ondan bir dükkan açtırmayacağız. Bakkal olmayacak. Yazmasını bilmiyorsa fark etmez. Çünkü o biliyordu ki benim dualarımı Allah-u Teala hiçbir zaman reddetmeyecek. Ve Allah-u Teala nitekim kendisine haber vermişti. Senin bu oğlan maddi ve manevi bilgiler ile doldurulacak. Ve artık o başka bir konudur. Ben sabahtan akşama kadar onu bitirmeye çalışırsam yine tamamlayamam. O kadar uzun bir konudur. Allah-u Teala o bilgileri verdi Hazreti Müslim radıyallahu anh hazretlerine. Ve bu da Hazreti Mesih Mevud aleyhissalatü vesselamın dualarının bir neticesiydi. Şimdi bazı olaylar, hadiselerden kısa olarak bahsedeceğim. Hazreti Mesih Mevud aleyhissalatü vesselamın küçük oğlu Mirza Mübarek Ahmet rahimahullah. Küçük olduğu için çok sevimliydi. Herkes onu, tabii ki küçüklere olan sevgi kat kat fazla olur. Onu ben de hissettim, siz de onu mutlaka hissetmiş olursunuz. Büyükler sizin çocuklarınızdır ama küçük bebek size en cana yakın gibi gelir size. Onun için Hazreti Mirza Mübarek Ahmet küçük olduğu için Mesih Mevud Aleyhisselam onu çok severdi. Fakat bazı konularda Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın tahammülü yoktu. Yani arada bir mutlaka her zaman nazik davranalım, ondan sonra yumuşak davranalım. Hayır. Bazı konular olur ki orada durmak lazım. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Mirza Mübarek küçük çocuk geldi şöyle elini vurdu Kur'an-ı Kerim üzerine. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam küçük bir tokat attı onun yüzüne. Niye? Ona anlatmak istiyordu, terbiye vermek istiyordu. Kur'an, Kur'an'a saygı göstermek en üstündür. Ben seni seviyorum ama Kur'an-ı Kerim'i senden daha fazla seviyorum. Bütün evladımı ben Kur'an üzerine feda etmeye razıyım. Onun için mutlaka Kur'an'a saygı göster. Küçüklüğünden beri siz ona öğretmezseniz büyüyünce o öğrenemeyecektir. Bir defa Hazreti Mirza Sultan Ahmet Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın oğluydu. Yazdı babasına. Kendisi o zaman kaymakam idi. İlçe kaymakamı. Devlet görevlisi. Yazdı. Babam ben şimdi bir sınava gireceğim. Vali olacağım. Dua edin ben bu sınavı geçeyim. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam onun mektubunu okudu, yırtıp attı. Çünkü dünyayı sevmiyordu Mesih Mevud Aleyhisselam. Dedi ki, bu benim oğlum daima dünya peşindedir. Her zaman bana dünyadaki konularla ilgili benden dua istiyor. Hiçbir zaman din ve ahiret konusunda dua yapmamı istemiyor. Hep dünya ile dünya peşindedir. Öfkeli bir şekilde onu mektubunu yırtıp attı. Allah-u Teala hemen ilham indirdi. Geçmiştir. Senin oğlun sınavı geçecektir. Bu da kabuliyeti, dua kabul edilişinin bambaşka bir örneğidir ki dünyada onun bir benzerini pek bulamazsınız. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam dua etmiyor. Ve öfkeleniyor. Allah-u Teala ilham indiriyor. Senin oğlun duanın kabul edilmiştir ve senin oğlun geçecektir. Ve aklıma gelmişken söyleyeyim çünkü kısa keseceğim ondan sonra da bazı başka konulara gireceğim. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Lahor'da. Ve cenazesi Kadiyan'a getirildi. Hazreti Ümmül Müminin, Hazreti Ammacan, Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, çocuklarını topladı. Çocuklar küçüktü. En küçük Hazreti Nawab Ahmadul Hafiz Begüm radıyallahu anh'a o zaman 4 yaşındaydı. 4 yaşındaki çocuk ne olur? Topladı. Dedi ki
benim evladım, evlatlarım. Bu ev boştur. Evi boş göreceğiz zannetmeyiniz ki sizin babanız sizin için bir şey bırakmamıştır. Sizin babanız sizin için duaların hazinesini bırakmıştır. Ve o da mutlaka zamanı gelince size ulaşacak. Siz çok zenginsiniz. Dünyadaki mal yok evde. Fakat dua hazinesi vardır. Sizin babanız sizin için duaları bırakmıştır. İşte asıl terbiye budur. Biz Rabbimize dua etmiyoruz. Çocuğu dövmeye kalkışıyoruz. Ondan sonra bilmem zerre kadar küçücük bir yaramazlık yaparsa hemen onu dövmeye kalkışıyoruz. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim sopa ile çocuğunu döverek, vurarak onu terbiye etmeye kalkışıyorsa o müşriktir. Allah-u Teala şirk koşuyor. O istiyor ki Allah terbiye vermesin, benim sopam buna terbiye versin. Sopa ile terbiye olmaz. Terbiye Allah'tan gelir. Onun için Yüce Rabbinize dua edin. Onun çocuğu döveceğine sen başına secde koysana, orada hüngür hüngür ağlasana Rabbinin önüne. Ya Rabbi benim evlatlarımı ıslah et diye. O zaman göreceksin ki Allah-u Teala senin dualarını kabul ediyor ve senin çocukların terbiye ediliyor ve en güzel bir şekilde Allah-u Teala onlara terbiye veriyor. Şimdi aynı şekilde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı örnekleri de vardı. Hazreti Resulullah çocuklara hiçbir zaman onları dövmemiştir. Hiçbir hadiste ben onu okumadım. Eğer biriniz biliyorsa ya hiç kimse biliyorsa lütfen bana da söylesin. Fakat yok. Allah'ın Habibi çocukları hiçbir zaman dövmemiştir. Daima dua etmiştir. Sevgi göstermiştir. Ve değişik yollarla onları terbiye etmeye çalışmıştır. Bir gün evde hurmalar vardı. Sadaka olarak gelmiş. Resulullah'ın evinde duruyor. Hazreti İmam Hasan yahut Hüseyin torunlarından birisi olacak. Gitti ve oradan bir hurma yağdı ve ağzına koydu. Resulullah gördü. Hemen parmağını içeriye koydu ağzına ve ağzından çıkarıp attı. Ve dedi ki evladım bu senin için değil. Bu diğer fakir insanlar içindir. Bizim için değildir. Bizim hakkımız yok ki onu yiyelim. Şimdi Gari Ahmediler diyorlar ki Seyyid Sülalesi'ne haramdır. Zekat malı, sadaka malı. Neden? Bu hadisi örnek gösteriyorlar. Halbuki bu manada değildir. O devirde Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında caiz değildi. Çünkü Allah-u Teala onlara belli bir derece kadar mal vermişti. Onlar fakir değil idiler. Onun için fakirlerin malını yememeleri lazım idi. Fakat orada kalıyor. Bu kıyamete kadar onu uzatmak bence bu güzel bir şey değil. Fakir olursa sadaka alır. Zengin ise almaz. Fakat onlar diyorlar ki hayır ben Seyyid sülalesindenim. Bana sadaka haramdır. Bu da bir çeşit bir gösteriş yapmak istiyorlar. İnsanlara ben efendim filan ailedenim öyle böbürlenerek. Bizim amir sahib de Seyyid sülalesindendir. Hazreti Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımının iki tane kardeşi vardı. Hazreti Mir Muhammed İshak, Hazreti Mir Muhammed İsmail. Bu Hazreti Mir Muhammed İsmail'in torunlarındandır. Ve Allah-u Teala onlara vermiştir. Niye dünyadan sadaka alsınlar? Ve bu hadis fakat o devirdeki Hazreti İmam Hüseyin için idi. Yavrum sen yeme, senin hakkın yok. Fakat Resulullah çocuğa terbiye vermek için ağzından çıkarıp attı. Artık o çocuk onu hiçbir zaman unutamayacaktı. Sonra birçok hadis var. Resulullah namaz kılarken çocuklarını, torunlarından birisinin kucağına alır ve namaz kıldırırdı. Ve rükuya ve secdeye gittiği zaman onu yere bırakır. Tekrar kalktığı zaman yine kucağına alırdı ve namaza devam ederdi. İşte bu sevgi çocuk için önemlidir. Çünkü namaz kılarken bir çocuk orada eğer oynuyorsa bazı kimseler çok huzursuz oluyorlar. Huzursuz olmayan. Bu sessiz bir tebliğdir, bir terbiyedir. Çocuk görecek. Ve
ve onun kanını içine girecektir Allah sevgisi ve din sevgisi. Ama eğer siz namaz kılarken çocuklarınıza gelmeyin derseniz, şiddetli davranırsanız o çocuk belki tamamen bıkmış olacak ve kıyamete kadar namaza yaklaşmayacaktır. Onun için bu Resulullah'ın örneği değildir. Hazreti Fatime radıyallahu anha, bir hadise aklıma gelmişken size anlatayım. Resulullah bütün çocukları çok severdi tabi. Hazreti Fatime radıyallahu anha en küçük olduğu için Resulullah onu da çok severdi. Ne zaman o gelirse Resulullah hemen ayağından kalkar, onu elinden tutar, başını öper ve getirir ve kendi yerine oturturur. Aynı şekilde Resulullah Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın evine gittiği zaman Hazreti Fatıma hemen ayağa kalkar, Hazreti Resulullah'a kucaklaşır, onun elinden öper ve getirir ve onu kendi yerinin üzerinde otururdu. Ve biliyorsunuz Allah-u Teala onlara mal vermişti. Fakat Hazreti Resulullah'ın gözü dünya malında yoktu. Ve aynı terbiye çocuklarına da vermek istiyordu. Bir gün savaş anında biliyorsunuz o devirde vardı. Şimdi artık o devir geçti. Cariyeler ve köleler getirilirdi. Niye? O bir başka bir konudur. Artık bu konuya girmeyelim. Çünkü diğerler köle ve cariye almıyorlar. Müslümanların da köle ve cariye getirmeleri mümkün değil artık. Bu geçmiştir. Fakat geçmişte bu vardı. Kafirler Müslümanları köle olarak götürürlerdi ve cariye olarak götürürlerdi. Onun için Allah-u Teala onlara ders vermek için Müslümanlara da izin verdi. Siz de onlardan eğer başarıya ulaşırsanız getirin. Ve bazı köleler geldi. Medine'ye geldikleri öğrenildi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha gitti Resulullah'ın evine. Ve istiyordu ki ben babamı rica edeyim, babacığım bana da bir köle verin, bir hizmetçi. Çünkü benim elim nasır topladı, su topladı, o kadar ben uğraşıyorum dünyadaki işlerle, çok canım yanıyor, lütfen bana bir yardımcı olsun diye birisini bana verin. Hazreti Resulullah orada yoktu o zaman. Eve gelince haber verdiler, Fatıma geldiydi bir köle almak için. Hazreti Resulullah evine kadar gitti. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma uzanmışlardı yataklarına. Resulullah onların yorganlarının içine girdi. Yani bir aile ya, baba. Ve dedi ki, evladım siz köle almaya geldiniz benim duyduğuma göre. Ben size başka bir şey söyleyeyim ki, kölelerden daha iyi olan bir şey size söylemeyeyim mi? Siz her namazdan sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye zikredin. Bu bir köle almaktan daha iyidir sizin için. Şimdi bakın, onlar bir yardımcı istiyorlardı, bir hizmetçi. Fakat Resulullah benim çocuklarımdır, bunlara verelim. Hayır. Kesinlikle değil. Onlara da daha şiddetli cevap verdi. Yani daha ne bileyim hangi kelime kullanayım. Sert bir cevap verdi. Dedi ki dünya rahatine bakmayınız. Zikrediniz. Yüce Allah'ın zikri sizin için dünyadaki rahatından daha fazladır ve daha evladır. İşte Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz radıyallahu anh'ın aleyhisselamın örneği bizim için böyledir. Ben hasta olduğum için bunları sıraya koyamadım, onun için özür dilerim. İkinci Hanife radıyallahu anh'ın bir hadisesi aklıma geldi. Bir defa küçükken Aksa Camii'nde namaz kılınırdı Kadiyan'da.
Hazreti Musleh Mevlud küçük bir çocuktu. Camiye gitti. Yoldan birisi ona dedi ki camide yer yok. Cami küçük. Ve tabii ki en büyük camidir fakat o devirde de Allah-u Teala lütfettiydi. O kadar Ahmediler olmuştu ki camiye sığınmıyorlardı. Yer yok orada namaz kılmak için. Çocuk da geri döndü. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sordu ki Mahmud sen cuma namazına niye gitmedin? O dedi ki babacığım cami doluydu orada yer yoktu. Namaz kılacak onun için ben geri döndüm. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam peşini bırakmadı. Hazreti Mevlana Abdülkerim Siyalkuti radıyallahu anh'a geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona da sordu. Mevlana sahip bugün camide ne kadar insan vardı? Ve Müslüman diyor küçük Hazreti Mahmud diyor ki ben korkmaya başladım. Eğer orada o derse ki yer vardı, ben diyorum yer yok çünkü kendisi gidip görmemişti. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünde küçük düşeceğim. O da tasdik etti, dedi ki hakikaten cami doluydu ve orada namaz kılınacak bir yer, boş bir yer yoktu. Bu da gösteriyor ki çocukları terbiye ederken onları kontrol etmek lazım. Fakat tatlı dille, sevgiyle, hep onları bırakmamak lazım. Aynı şekilde, şimdi sözden söz açılıyor, aklıma geliyor. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh, o çok küçük bir çocuktu. Bir gece ağlamaya başladı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu kucağına aldı. Sağdan sola gidiyor, orada dolaşıyor evde. Fakat Hazreti Musleh Mevud, adı Mahmud, Beşiruddin birçok ismi var. Hep ağlıyor da ağlıyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu susturmak için dedi ki bak orada o yıldız vardır. Çocuk baktı, ondan sonra dedi, baba ben yıldıza gideceğim, yıldıza gitmem lazım, beni yıldıza götür. Mesih Maud Aleyhisselam gülümsedi, dedi ki bakın çocuğa bakın, şimdi ben bir yıldız gösterdim, o da diyor ki ben oraya gitmem lazım, beni oraya götür. Ve ondan sonra uzun uzun ağladı ve nihayet uykusu geldi ve uyudu. Bir defa bunlar ailesiyle birlikte geçiyorlardı, Kadiyan'da Mesih Maud Aleyhisselam'ın öz bahçesi vardı. Yani tarla sahibi. Allah-u Teala'nın Resulü de demişti, Haresu Harrasun, gelecek olan Mehdi, çiftçi ailesinden olacak, tarla sahibi olacaktır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tarlaları vardı, bahçe vardı. Bir gün yazın oradan geçerken, orada bir nargile ağacı vardı. Dedi ki nargile almam lazım. Baba nargile şimdi o devir nargile devri değil. Yazın nargile bulunmaz. Haziran'da ya Temmuz'da nargile yok. Fakat o da tuttu hayır bana bir nargile lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle elini uzattı ve oradan taptaze bir nargile getirip Mahmud'un elini üzerine koydu. Bu bir mucize şeklidir. Buna iktidari mucize derler. Şimdi inanmayanlar zaten inanmıyorlar. Onları bırakın. Bizim gayemiz yalnız onlara bir şey izah etmek. İnanıp inanmamaları onların meselesidir. Bizim görevimiz değil. Fakat iktidari mucizeler vardır. Allah-u Teala kün diyor ve her şey oluyor. Bu bizim içindir. Biz diyoruz ki efendim filan meyve filan mevsimde yetişir, filan meyve filan mevsimde yetişir. Fakat Allah-u Teala bu yasalara muhtaç değildir. Bu yasaların sahibi O'dur. O yaratmıştır. O isterse başka bir zamanda aynı şeyi yapabilir. Nasıl oldu? Biz onu belki bilemeyiz. Fakat olmuş bir gerçektir. Oradaki kaç kişi vardı Mesih Maud Aleyhisselam ile birlikte? Hepsi bu mucizeyi gördüler. Ama itiraz edenler Hazreti Resulullah'a da itiraz ediyorlar. İnşakkal kamaru, yay yanıldı, ikiye bölündü. Hala da itiraz ediyorlar Hristiyanlar ve diğer müsteşrikler. Bu efendim yalan söylüyorlar, gerçek dışı şeyler söylüyorlar. Halbuki bu bir gerçektir. Aynı şekilde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın bu iktidari mucizesidir. Hemen el uzattı ve orada taptaze bir nargile eline geldi ve Mahmud'a verdi.
ve onu yedi. Lezzetliydi. Yani ona benzer birçok hadise var, fakat şimdi benim zamanım da çok uzadı. Ben burada sözümü balla kesiyorum. Özün kısası, çocuklara terbiye vermek için Yüce Allah'a dua etmek lazım. Hazreti Resulullah'ın buyurduğu gibi insan ölür, eğer evlatlarına iyi terbiye verdiyse onlar ona dua eder ve ederler ve bu dua öldükten sonra da Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Sadaka-i cariyedir evlat. Ama eğer sen ona iyi bir terbiye vermediysen, sen onu bıraktıysan, o dinsiz, imansız birisi gibi yetişmişse, o ne dua edecek ne de sana dua edecektir. Fakat eğer sen onu iyi terbiye ettiysen, o dua edecek ve onun dualarının bir kısmı mutlaka sana da ulaşacaktır. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin yaptığı gibi diyor ki, ben bir tek namaz kılmadım ki içinde ben çocuklarım için dua etmiş olmayayım. Ve onun neticesinde Allah-u Teala ona öyle çocuklar verdi ki, Hazreti Resulullah'a da vermişti. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bütün malı, bütün maneviyatı Resulullah'tan almıştır. Diyor ki, bu mal benim değil, benim efendimin malıdır. Hazreti Resulullah buyurmadı mı? İbrahim yaşasaydı mutlaka nebi olurdu. لَوْ عَشَى اِبْرَاهِيمُ لَقَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا. İbrahim benim oğlum yaşasaydı mutlaka Sıddık nebi olurdu, peygamber olurdu. Aynı şekilde Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün evlatları Allah-u Teala kendisine, onların doğmadan önce kendisine bilgi verdi. Bunlar sadık, tahir, müzakki kimseler olacaktır. Ve vasiyet, el vasiyet nizamını koydu Mesih Aleyhisselatü Vesselam cemaatin önüne. Allah-u Teala dedi ki, senin evlatların müstesnadır. Çünkü onların vasiyet etmelerine gerek yoktur. Onların hepsi Allah katında musidir. Ve eğer bakarsanız bir vasiyet eden onda biri vermiştir. Fakat Musre Mevud'un evlatları onu kat kat daha fazla vermişlerdi. Vasiyet etmeden dahi vasiyet edenlerden daha fazla teberruatı vermişlerdi, çandalar vermişti Allah yolunda. Ve bu da gösteriyor ki duaların neticesinde Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Resulullah'ın terbiyesi neticesinde onlarla birlikte bulundukları zaman Allah-u Teala bu terbiyeyi çocuklarına nasip etmiştir. Ve onun neticesinde onlar Allah katında da makbuldur. Resulullah buyurmadı mı? Hasan ve Hüseyin cennetteki bütün gençlerin liderleridir, önderleridir. Resulullah'ın torunları. Çünkü Resulullah onlara dua etti. Aynı şekilde Mesih Aleyhisselatü Vesselam Kelame Mahmud okuyoruz. Urdu dilindedir. Şimdi zannedersem Türkçesi Arapçaya da çevrilmiştir. Türkçe'ye biz onu çevirmeye çalışıyoruz arada bir ama tam olarak çeviremedik. Onu insan okuduğu zaman insanların içi ürperir. Nasıl Mesih Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'a dua etmiştir. Biz de dua edelim. Ya Rabbi, Hazreti Resulullah ve senin diğer peygamberlerin ve Mesih-i Mevud Aleyhisselam çocukları için ne dua ettilerse, Ya Rabbi bizim çocuklarımıza da onlardan o dualardan bir payı ver. Bu bizim çocuklarımızda aynı dualara müstahak olsunlar. Eğer onlar o dualara müstahak olurlarsa artık başka bir şeye gerek yoktur. Hem bu dünyada hem de ahirette biz ve çocuklarımız artık başarıya ulaşmış sayılırız. Ben dua ediyorum, Allah-u Teala hem bizim terbiyemizi etsin, çünkü başkasını terbiye etmek için önce kendimizi terbiye etmemiz lazım. Allah-u Teala bizi terbiye etsin ve biz de kendi çocuklarımızı en iyi bir şekilde terbiye edelim. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Ben elimden gelen şekilde size anlatmaya çalıştım. Fakat hasta olduğu için ben düzgün bir şekilde bunu bir araya getiremedim. Özür diliyorum. Yine son olarak Allah-u Teala hem bizi ve hem çocuklarımızı daima Hazreti İmam, Hazreti Halife'nin ayaklarına bağlı kalmamızı bize nasip eylesin. Ki bu dünya ve ahiret ve cennetimiz budur. Hem bu dünyada hem de ahirette bu bizim işimize yarayacak şeylerdir. Yoksa dünyadaki mal burada kalacak. İnsan öldükten sonra bir zerreyi beraber götüremeyecek.
Allah-u Teala bize daima Hazreti Halife'nin ayaklarının altında bulunmamızı bize nasip eylesin. Hem biz ve hem çocuklarımız ve nesillerimiz kıyamete kadar daima Ahmediye hilafetine bağlı kalalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.